Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda İsra suresinden 101 ve 104. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bu ilgili kısım Hazreti Musa ve kavmi ile alakalı bir bölüm. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى Andolsun ki biz Musa'ya verdik. تِسْعَ آيَاتٍ 9 ayet verdik. Ayetin beyinat, apaçık ayetler verdik. Fes'el beni İsrail'e, istersen İsrail oğullarına bunları sor. Onlar da bilirler. İzce'ehum, onlara gelmişti Musa aleyhisselam. Fekale lehu Firavnu ve Firavun ona demişti ki, İnni le azunnuke ya Musa meshura. Ey Musa, ben seni büyülenmiş biri olarak zannediyorum. Seni öyle biri olarak görüyorum. Gale Hazreti Musa şöyle cevap verdi. Lagad alimte, sen de bildin ki ma enzele haulai illa rabbus semavati vel ardı basaira. Bunları alemlerin Rabbi basiret nurları olarak, gözleri açıcı birer ayet olarak indirmiştir. Ve inni le azunnuke ya firavnu mesbura. Ey Firavun, ben de seni helak olacak biri olarak görüyorum. Burada Hazreti Musa ile Firavun arasında bir münazaraya dikkat çekiliyor. Aslında Musa aleyhisselam Firavun'un saltanatına son verecek bir kişi ama Firavun'un kucağında büyüyor. Kader öyle tecelli ediyor. Ve ileride onun saltanatına son verecek kişiyi Allah-u Teala doğrudan kendi Firavun'un eliyle büyütüyor tabiri caizse. Cenab-ı Hakk'ın nezaretinde, annesinin sütüyle ama Firavun'un sarayında. Ve olaylar başka yerlerde biraz daha ayrıntılı anlatılıyor. Biz bugün çok da ayrıntıya girecek değiliz. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya tis'a ayet, 9 ayet verdiğini bildiriyor. Ayet kelimesi mucize anlamında da Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. Ve mesela Hazreti Musa'nın asası vardır. Bu asa yere bıraktığında bir yılan halini almaktadır. Bu bir mucize. Elini koynuna sokup çıkardığında eli ışık saçmaktadır. Yedi beyza deniliyor buna da. Bu da Hazreti Musa'nın başka bir mucizesidir. İşte Firavun ve kavmi Hazreti Musa'ya çok zorluk çıkardıklarında ve kavmine zorluk çıkardıklarında taraf-ı ilahiden bir takım belalar başlarına geliyor. İşte suları kana dönüşüyor. Her tarafı çekirgeler istila ediyor. Bit istilası var. Daha bu gibi bir takım durumlar. Bunlar da yine birer ayet. Yani insanlar bunlara baktığı zaman evet bu tesadüf değil. Biz Musa'ya isyan ettik. Ona inananlara zulmettik. Allah da başımıza böyle bir bela gönderdi demeleri gerekirdi. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var. Bu ayetler bize Allah'ı tanıtıyor. Allah-u Teala'nın kainat kitabında da ayetleri var. Bunlar da Allah'ı tanıtıyor. Bir de insanlara doğrudan bir ceza olarak gelen durumlar var. Mucize olarak peygamberlerin eliyle gerçekleşen durumlar var. Bunlar da yine birer ayet. İşte Hazreti Musa'nın elindeki asası bir ayet. Onu yere bıraktığında bir yılan haline geliyor ve insanlar bunu sihir zannediyor. Ama sihirbazlar aynı olayı gördüklerinde bunun bir sihir olmadığını, Allah'tan bir mucize olduğunu anlıyorlar. Âmennâ bi Rabbil âlemin, Rabbi Musa ve Harun. Âlemlerin Rabbine, Musa'nın Harun Rabbine biz de iman ettik diyorlar. İşte bu gibi ayetlerden anlayanlar anlıyor. Muhatap olanlar oluyor. İstifade edenler istifade ediyor. Ama kabul etmek istemeyenler, Firavun gibi olanlar bu kadar ayetleri görseler de yine bunlardan bir ders almadan geçip gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin son sayfasında bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirir. وَكَيِّمْ مِنْ اَيَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde nice ayetler vardır. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا İnsanlar bu ayetlere uğrarlar. وَهُمْ anha مُورِدُونَ Ama bu ayetlerden yüz çevirip giderler. Demek ki
ayetlere muhatap olan sadece Hazreti Musa'nın etrafındakiler değil, bütün insanlar. Bütün insanlar Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine muhatap oluyorlar. Ve peygamberlerin elinde evet mucizeler gerçekleşmiş. Hazreti Musa'ya 9 ayet bu şekilde verilmiş. Yani harika, sıra dışı durumlar Hazreti Musa'ya verilmiş. O zaman belki bazılarının hatırına şu gelebilir. Hazreti Musa etrafına mucizeler gösterdi. Peki biz de şimdi bazı mucizeler görelim, biz de inanalım diyebilirler. Bu noktada biraz önceki ayeti hatırlayacak olursak, aslında etrafımız ayetlerle dolu. Hayat bir ayettir, bir mucizedir. Allah-u Teala cansız şeylere can veriyor. Ne kadar harika bir durum. Ve bütün canlıların en mükemmel şekilde olmaları, daha güzelini tasavvur edemeyişimiz başka bir ayettir. Ve zaman zaman başımıza bir takım felaketler de geliyor. Ve Allah-u Teala aklımızı başımıza almamız ve adımlarımızı düzgün atmamız için bize uyarılarda bulunuyor. O kadar olaylarla karşılaşıyoruz ki bunlar aslında ayetlerle dolu. İşte diyelim bir ailede söz gelimi 6 parmaklı bir çocuk dünyaya gelse, bir başkası da bunu görüp 6 parmaklı çocuk mu olurmuş dese, ileride onun da çocuğu 6 parmaklı olsa, bu elbette bir ayet durumundadır. Anlayanlar bunda çok güzel mesajlar olduğunu görürler, bilirler. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kimse bir başkasını ayıpladığında, ayıpladığı hal kendi başına gelmeden vefat etmez. Ve hepimiz bunun çok örneklerini görüyoruz. Kimi haksız bir yere ayıplamışsak, ayıpladığımız şey kendi başımıza geliyor. Bu da bir ayettir. Yani Allah-u Teala başımıza benzeri bir olayı getirmek suretiyle bize gerçekten önemli bir mesaj vermekte. Eğer bu mesajları iyi algılayabilirsek, etrafımızın ayetlerle dopdolu olduğunu görürüz ve bu ayetlere karşı direnen Firavun gibi olmayız. Firavun bu gibi ayetleri görüyor ama bunları sihir gibi değerlendiriyor. Ve kendi riyasetinden vazgeçmek istemiyor. Bundan dolayı Hazreti Musa ile mücadele ediyor. Bizler de hak ve hakikate karşı Firavun gibi direnmek değil, Ebu Bekir Sıddık gibi hak ve hakikati kabul etmek. Ala re'si vel ayn deyip baş göz üstüne hakikatleri kabul etmek. Bize yakışan budur. Ve ayet de arıyorsak önümüzde Kur'an ayetleri vardır. Sıra dışı olaylar arıyorsak alemin tamamı sıra dışı olaylarla, ibretli olaylarla doludur. Hatta kendi başımıza gelen nice olaylar sıra dışı bir takım olaylarla yine doludur ve bize bir takım mesajlar vermektedir. Ayet görmek isteyenler için alemin her tarafı ayetlerle dolu. Ayetlere muhatap olmak isteyenler için hem insanın kendisi hem afaki alem, dış alem ayetlerle dopdoludur. Ve tekrar kıssaya dönecek olursak, Firavun Hazreti Musa'ya, ey Musa ben seni sihirlenmiş, büyülenmiş biri olarak zannediyorum demişti. Hazreti Musa da aynen onun üslubuyla cevap veriyor ve diyor ki, ya Firavun ben de seni mesbur, helake maruz bir kimse olarak zannediyorum. Yani senin de gidişatın oraya doğru. Aynı benzeri kalıp bir cümleyle cevap veriyor. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْاَرْضِ Ama Firavun İsrailoğullarını arzdan çıkarmak istedi. Bulundukları yerden çıkarmak veya onların kökünü kurutmak istedi. فَاَغْرَقْنَاهُ Biz de onu gark ettik. Malum Hazreti Musa kendine iman edenlerle beraber bir gece Mısır'dan ayrıldı. Ta Kızıldeniz'e kadar geldi. Firavun ve adamları da onların peşinden yola koyuldular. Ve Hazreti Musa ve etrafındakiler önleri Kızıldeniz, arkaları deniz gibi düşman, bir mucize gerçekleşti. Ve deniz yarıldı. Denizin içinde ıslanmadan
karşı kıyıya kadar bir koridor meydana geldi. Oradan geçtiler. Firavun ve ordusu, onlar da aynı yoldan geçmek istediklerinde sular tekrar birleşti ve Firavun ve ona tabi olanlar o suda gark olup gittiler. İşte Cenab-ı Hak biz onu gark ettik. Onunla beraber olanları gark ettik buyuruyor. فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَاهُ جَمِيعًا Hem onu hem onunla beraber olanları toptan gark ettik. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ Ve ardından İsrailoğullarına şöyle dedik. اُسْكُنُوا الْاَرْضْ Arza siz yerleşin. Yani onlar arzdan sizi çıkarmak mı istediler? Allah size arzı vaat ediyor. Arza siz yerleşin. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ Son vaat geldiğinde cidna bikum lefife biz sizi gruplar halinde tekrar bir araya getireceğiz. Ayet-i kerime İsrailoğullarının mukadderatıyla alakalı bir takım belki ipuçları ve bir takım mesajları da ihtiva ediyor. Firavun ve yanındakiler İsrailoğullarına çok zulmettiler. Arzdan onları sürüp çıkarmak istediler. Ama onların yerine Allah-u Teala İsrailoğullarını oralara hakim kıldı. İsrailoğullarının tarihinde çok şanlı, deptebeli günler de var. Ve o deptebeli günlerde, şaşalı günlerde arzın epey yerlerine hakim olmuşlar. Bir başka yönüyle belki şu da düşünülebilir. İsrailoğulları sadece belli bir toprakta değil, dünyanın her tarafında yaşıyorlar. Günümüzde de bu böyledir. Devlet olarak bir İsrail devleti var. Ama bunun yanında dünyanın her tarafında azınlıklar halinde Yahudiler, İsrailoğulları bulunmakta. Ve bunlar zaman gelip tekrar bir araya gelecekleri, ahiret vaadi geldiğinde biz sizi tekrar gruplar halinde toplarız. Adeta onların bir devlete gitmeleri, orada toplanmaları buna da bir işaret var gibi görülüyor. 2000 yıl İsrailoğulları devletsiz olarak yaşadı. 1948 yılında filolarla, uçaklarla, gemilerle dünyanın değişik yerlerinden o şimdiki İsrail'e geldiler ve orada bir devlet kuruldu. Belki buna da bir işaret gibi görülebilir. Ve ayet-i kerimenin bir başka yönü, manası şöyle açıklanıyor. Ahiret vaadi geldiğinde, yani artık kıyamet koptuğunda, siz ne kadar dünyanın her tarafında değişik yerlerde bulunsanız da Allah hepinizi tekrar bir araya getirecek. Bu aslında bütün insanlar için geçerli olan bir şey. Bütün insanlar kıyamet koptuğunda dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar. Hatta isterseniz bunlar Hindularda olduğu gibi yakılsın. Külleri Ganj nehrine savrulsun. Veya diyelim bir uçak kazasıyla Büyük Okyanus'a düşsünler. Ve cesetleri binlerce balık tarafından yenilsin, her tarafa dağılsın. Nasıl olursa olsun pek de mühim değil. Allah-u Teala bütün insanları diğer alemde tekrar bir araya getirecek. Tekrar onları bir arada toplayacaktır. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu gibi olayları anlatırken hem olaylara dikkat çekiyor hem de bu olaylardan alınacak ders ve ibretlere dikkat çekiyor. Ve İsrailoğulları tarihte dikkat çeken bir topluluk. Bunlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de kendilerinden bahsedilen bir topluluk. İçlerinde pek çok peygamberler gelmiş ve önemli olaylar yaşanmış. Kur'an-ı Kerim bize ibret olarak onların durumlarını da anlatıyor. Ve Hazreti Musa ile onun karşısında yer alan Firavun'un mücadelesini anlatırken aynı zamanda iman ve küfrün birer prototipini bize anlatmış oluyor. Yani iman cephesinde Hazreti Musa gibiler vardır. Öte yandan küfür cephesinde Firavun gibiler vardır. Ve Firavun despotizmin, her türlü baskının, her türlü zulmün adeta bir numunesi olmuştur. Hakkı kabul etmemenin, ayetler karşısında direnmenin, göz göre göre ilahi ayetlere karşı gelmenin bir sembolü haline gelmiştir. Öyle ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu o yönüyle kavmine anlatmış.
Mesela Bedir Savaşı'nda Firavun, o zamanın Firavun'un durumunda olan Ebu Cehil öldürüldüğünde şöyle demiştir. Ebu Cehil bu milletin Firavunuydu. Demek ki Hazreti Musa'nın karşısında Firavun var. Her devrin kendine göre Musa'ları var ve Musa'ların karşısında Firavunlar var. Ve nasıl ki Hazreti Musa ve yanındakiler başlangıçta epey zahmet çektiler ama neticede galip geldiler. Onun gibi daha sonraki dönemlerin Musa'ları da ne kadar zahmet de çekse sonunda galip geleceklerdir. Ve Firavun gibilerin saltanatı şöyle veya böyle bir şekilde bitmeye mahkumdur. Evet, onlar çok yetkilere sahip görülebilir. Çok imkanları var görülebilir. Ve insanlara tümüyle hakim gibi, tümüyle insanlara hükmediyor gibi görülebilirler. Ama bu hep böyle olacak demek değildir. Zamanı geldiğinde Musa'lar yola çıkacak, mücadelelerini verecek ve Firavunlar gark olup gidecektir. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u nazara verirken El Firavun, Firavun hanedanı, onlara da dikkat çekilir. Yani mesele sadece bir tek Firavun meselesi de değil. Firavun'un etrafında öbeklenmiş, ona yoldaş olmuş, ona yandaş olmuş kimseler vardır. Ve o Firavun meşrebi olan kimseler Firavun'la beraber hareket etmektedirler. Neticede onlar da yine Firavun'la beraber gark olup gidecektir. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu gibi tarihi olayları anlatırken tarihten bize adeta bir ışık huzmesi veriyor. Ve o ışık huzmesi bizim önümüzü aydınlatıyor. Ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesini anlatırken Peygamberimizin kendi devrindeki Firavun ve Firavunlarla mücadelesinin de neticesini bildiriyor. Adeta şu dersi veriyor. Ey Habibim, endişe etme. İşte bir zamanlar Firavun vardı. Musa'nın dinine karşı geldi. Onu yok etmek istedi. Ona ve ona tabi olanları yeryüzünden sürgün etmek istedi. İmha etmek istedi. Ama sonunda Hazreti Musa ve onunla beraber olanlar galip geldiler. Firavun ve Firavun hanedanı, Firavun'a tabi olanlar gark olup gittiler. Merak etme, neticede sen de galip geleceksin, sana tabi olanlar da galip gelecek. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim gerçekten bize ufuk açıyor ve bize insanlık tarihindeki iman-küfür mücadelesini Hazreti Musa ve Firavun örneğiyle de anlatıyor. Ve biz bunları Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuzda daha böyle bir şevkle, bir ümitle doluyor ve değerlendirirken demek ki bu işin tabiatında bu var. Demek ki karşımızda illa Firavunlar çıkacak. Onlar bizimle mücadele edecek ama problem değil. Neticede ehli iman galip gelecek. Ve çıkartmak istedikleri yere ehli iman yerleşecek. Bu gibi manaları Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve Firavun tiplemesiyle, örneğiyle bizlere anlatmakta. Cenab-ı Hak hak yolda hepimizi daim ve kaim eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.